önce birkaç bir şey okuyayım ben. Aklı olsa onların böyle demezler diyor. Trene bakar gibi bakarlar diyor. Aptal ama kendisini akıllı zannediyor diyor. Senin aklın da ilmin de buna müsait değil diyor. Bize diyor bunu. Seni sistem mankurtlaştırmış diyor. Sen bir öküzsün diyor. Affedersiniz, özür diliyorum ben. Kulakların, boynuzların mı diyor? Boynuzların görünmüyor ama var diyor. Kuyruğun görünmüyor ama bak herkesin yüzü ekşidi. Yani herkesin yüzü ekşidi. Vallahi küçücük kız çocuğunun dinlerken yüzü ekşidi. Yani Allah'tan korkmak lazım. Sen koskoca yaşlı başlı adamsın yani. Sokak serserisi misin sen? Öyle değil mi? Yani böyle bir konuşma. Ben bununla ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim şimdi de. Birkaç bir şey daha söyleyeyim. Koca kafa, içi boş, tut kulağından çifte koş. Tamam mı? Yani bu bir hocanın, yani bir hocanın söyleyeceği bir söz mü şu ya? Tamam. Mesela İslamiyet'i kim kaybettik sen buldun? Sensin lan kafir. Bak, kafir sensin lan. Pislik kuyusuna düşmüşsün, üstün başın mülevves. Konuşulanı anlamaktan aciz, hatta anlamak istemeyen bir sefilsin. Şimdi niye münazaraya çağırmadığımız belli oldu değil mi? Bu münazaranın sonunda ya ben onu keserim ya o beni keser. Yani bu münazaranın sonunda ilmi güçlü olan galip gelmez, bıçağı güçlü olan. Tabii işin şakası bu, biz kimseyi kesecek değiliz. Biz kesilen olmayı yeğleriz, kesin olmayı yeğlemeyiz de. Yani böyle bir adamla kalkıp dövsen niye dövdün denmez yani bu adama. Yani Allah'tan korkmak lazım. Böyle bunlar, bu ifadeler. Bunlar yani. Vallahi yani ben dinlerken ilim adına üzüldüm. İlim adına üzüldüm. Yani senin ilmin bunu mu emrediyor? Hani ayette söylüyor ya, sizin dininiz size bunu mu emrediyor diye. 40 yıl 50 yıl boyunca ilim elde etmişsin. Ben bu sözleri söylerken, yani aktarırken size ben yani çok düşündüm bunları aktarayım mı aktarmayayım mı, sonuçta nakil yapacağım için uygun gördüm ben. Ben burada birkaç şeye değineyim arkadaşlar, bakın nasihatten ne kadar uzaklar değil mi? Ben bir soru soruyorum, Allah için cevap verin. Ben böyle bir konuşma yapsam teknik ekip yayınlar mı? Bak bizim teknik ekip yayınlamaz. Hadi diyelim teknik ekip yayınladı, siz ne yaparsınız? Bir gün buna benzer bir konuşma olmuştu, konuşma daha internete düşer düşmez ne yaptınız siz? Koşarak benim yanıma geldi, konuşma yapan ben değilim, bir başkası. Tamam. Aman aynı üslupta cevap vermeyeyim diye hemen geldiler. Bakın nasihatten, yani şunu, o kadar koskoca camiye, o kadar hocası olan camiye, bir Allah'ın kulu, hocam bu nedir, bu rezalet nedir demedi mi? Yani Allah'tan korkmak lazım. Bu üslup değil. Ben şunu çok merak ediyordum. Ben son 3-4 aydır bu sofilerle biraz didişme demeyelim de muhabbet içerisindeyim diyelim. Ahlaki seviyenin çok düşük olduğunu görmüştüm ben. Allah Allah dedim. Yani tasavvuf dediğimizde yani bu camiaya baktığımızda normalde kendilerini nasıl tavsif ederler? İlim ve irfan yuvası. Yani benim hayatımda duymadığım küfürler yapıyorlar adamlar. Şimdi dikkat edin. YouTube'da bir video atacaksın. Bu videonun 20 bin, 30 bin, 50 bin kişiye gideceği belli ki şu an 34-35 bin de Hüseyin Avni Hoca'nın videosu. Bu videoda böyle konuşuyorsun. Kapalı kapılar arasında nasıl bir ahlaka sahipsin Allah bilir. Öyle değil mi? Kapalı kapılar arkasında nasıl bir ahlaka sahipsin bunu Allah bilir. Yani gerçekten etrafında hiç nasihatçinin olmamasına üzüldüm. Ben kendisine buradan tekrar seslenmek istiyorum. Müslüman olsun, bizim kardeşimiz olsun. Biz çok güzel nasihatçileriyizdir. Böyle dengesiz hatalar yapmaktan da ne yaparız? Müslümanları biz Allah'ın izniyle koruruz diyoruz. Mukaddimemizin birincisi buydu. Bu çağrı bir münazara çağrısı değil. Bunun da iki sebebi vardır. Birincisi, biz İslam'a davet ederiz kendisini. İkincisi ise nedir? Ahlaki yapısı kendisiyle konuşmamız için müsait değil. Bu bir.